kapatmamaya uğraşacaklar ama en sonunda bir şekilde de kapanacaktır bence. Yani bundan sonra açılır mı açılmaz mı artık bence bir önemi yok. Bizim 9. sınıfımız sırf online eğitimle geçti. Eksiğimiz çok fazla. 2021-2022 eğitim öğretim yılı 6 Eylül'de başlıyor. Biz de Laf Sokak'ta ekip olarak yeni eğitim öğretim yılında Kayseri halkının ne beklediğini sorduk. Bakalım ne cevaplar aldık. Bence açılmalı çünkü insanlar hani öğrenciler sınava giriyor. Uzaktan eğitim de pek verimli değil. Aşı sınıfından herkes yani gitmesi lazım bence. Okullar açılsın ve kapanmasın. Kapanmasını da düşünmüyorum. Ya şimdi 5 gün olarak açılacakmış. Bence tekrardan kapanır diye düşünüyorum ama inşallah kapanmaz. Yani 2 seneyi böyle yatarak geçirdik diyebiliriz. Mesela 8'de gittim ben. Şimdi 10. sınıfım falan bayağıdır. Yatıyoruz öyle yani. İnşallah açılır, uzun süre gider. Çünkü çalışamıyoruz. YKS 9'da ondan çıkacak büyük ihtimal. O yüzden yani açılsa daha iyi olur tabii de açılmayacak bence. Şu an benim yani gençlik ümidi adına yani bir beklentim yok. Kendi adıma da öyleydi çünkü. Bize uzaktan eğitim dediler. Uzaktan eğitime katıldık. Uzaktan eğitimde bize anlatılan konularla üniversite sınavında karşıma çıkan konuların hiçbir alakası yoktu. Ben üniversite sınavına kendi çabamla girdim. Kendi çabamla çalıştım. Yani kendi çabalarımla bir şeyler yapmaya çalıştım. Ha seneye yine denemeyi düşünüyorum. Çünkü aldığım puan hiçbir şeye yetmiyor. Hani şu anda açılacak eğitim sisteminde de öyle. Yani hangi genç okula gitse daha şu zamana kadar bir kalem tutmamış. Hani ne anlatacaklar? Hani bu kadar açıklığı, bu kadar aradaki zamanı nasıl kapatacaklar? Benim hiçbir bilgim yok. Nasıl yaparlar, nasıl ederler bilmiyorum. Hani benim şu anki düşüncelerim bunlar sadece. Başka da hiçbir şey söyleyemeyeceğim. Yani diyeceklerim bu kadar. Peki sizce okullar başlarken yüz yüze eğitim olarak mı başlamalı yoksa yine uzaktan eğitime devam mı edilmeli? Bence direkt yüz yüze eğitimle başlamalı. Çünkü aradaki zaman çok fazla ve bu zamanı kapatmamız lazım bizim. Hani ne kadar çalışsa çocuklar yine de kapatılmayacak bu zaman. Yani o kadar konu var, o kadar çalışılacak şey var. Ne kadar zor olsa da yine de yani bence yüz yüze açılması lazım. Benim ilk öncelikle beklentilerim kesinlikle müfredatın azaltılması yönünde. Çünkü çok fazla ders var, çok fazla konu var, çok fazla ders saati var. Zaten bizim 9. sınıfımız sırf online eğitimle geçti. Eksiğimiz çok fazla. Üstüne bir de bu kadar konu yüklendiği zaman bunları bizim toparlamamız çok zor olacak. Bu yüzden kesinlikle müfredat ve ders saatleri azaltılmalı diye düşünüyorum. Yoksa gerçekten işimiz çok zor ve bizden bir önceki nesiller de hep bunları okulda yüz yüze eğitimle tamamladılar. O yüzden onlar bizden daha şanslı olmuş oluyor açıkçası. Peki bundan sonra eğitimde yüz yüze olarak mı devam edilmeli, okullar açılmalı mı? Yoksa yine bilgisayar başında çevrim içi şekilde mi devam etmeli? Okullar tabii ki açılmalı ama haftada 5 gün değil de 3-4 gün olmalı. Diğer günler online eğitimle devam edilmeli. Öğrenciler hem online hem yüz yüze bir şekilde eğitime devam etmeli. Yani bundan sonra açılır mı açılmaz mı artık bence bir önemi yok. 2 yıla yakın bir süredir kapalı zaten. Açık nasıl kapanır? Sanmıyorum açığın kapanabileceğini. Yani boş bir nesil yetiştirdiler. Tamamen vasıfsız, boş, bilgisiz bir nesil yetiştirdiler. Aşı zorunluluğu mantıklı bir şey değil kimseye. Ben aşı oldum, evet. Ama kimseyi aşı olma konusunda zorlayamam. Yani aşı zorunluluğundan ziyade teşviktir. Okulları hiç kapatmamak, işte o yoldan ilerlemeleri çok daha mantıklı olurmuş. Saatten sonra yani ne yapsam ancak üniversitelerin yazısını falan kapatacaklar hepten. İşte gerçekten geri kalan öğrencilere gerçekten bir eğitim verseler. Öğrenciler de bu bilinçle daha çok çalışsa belki ancak kapanabilir açık. Ama şu saatten sonra hiçbir şeyin düzeleceğini sanmıyorum yani. Boş bir 3 nesil var ortada. Boş. Şimdi kış sezonuna doğru eğitim öğretim sizce uzaktan eğitime mi geçilir yoksa yüz yüze devam edebilir mi? Ya bence sanmıyorum açıp kapatacaklarını. Büyük ihtimal açarlar, devam eder. Ama hibrit olur, başka bir şey olur onu bilemem. Fazla bir şeyim yok. İşte bence yanlış bir şey. Yani herkesin aşı olmasını elbette isterim. Ben aşı oldum. Ama yani zorunluluktan ziyade böyle teşviktir. İşte yanlış bilmiyorsam kaynağı falan bilmiyorum. Belki yanlış bir haberdir. Yanlışsa özür dilerim ama hani birçok yerde işte aşı olanlara işte sinemadır, tiyatro biletidir, odur budur özellikle gençlere. Bizim ülkede aksine aşı olmayanı derse almıyorlar. O bu yani eğitim hakkı bir insanın temel haklarından biridir. Ve yani aşı karşıtlığı yapmak istemiyorum ama aşı olmak istemeyenleri anlayabilirim. Sağlığını düşünüyor. Sağlık da temel haklarından biridir. Yüz yüze eğitime geçilmeli tabii ki. Sonuçta
Eğitim bu. Ne kadar ekranın arkasından ne kadar şey olabileceğimiz mümkün olmuyor çünkü. İkinci bir konu da öğrencinin haricinde okulun açılmasına bel bağlamış kantinleri var, toptancıları var, esnafları var. Yani herkes okulun açılması konusunda bence hemfikir. Çünkü herkes yatırımını, işini ona göre ayarlıyor. Okulun açılması demek büyük bir sektör demek insanlar için. Öğrenci açısından bakacak olursan da yani birebir eğitim her zaman lazım. Ne kadar teknoloji gelişirse gelişsin, eğitim dediğiniz şey öğretmenin öğrencinin gözüne bakarak olması lazım. Öbür türlü çok ciddi bir yol kat edildiğini düşünmüyorum. Valla çok bir beklentim yok açıkçası. Çünkü hani uzaktan eğitimdeydik ve hani bu süre içinde öğrencilerin odaklanabildiğini düşünmüyorum. Ve lise sona geçmeme rağmen hani önceki senelerden çok fazla şey unuttum. Okulun eksikliği çok fazla oldu ki bütün öğrencilerde de büyük ihtimal böyledir. Hani çok büyük bir odaklanma problemi yaşandı. Ve hani bunun sınavları da etkileyeceğini düşünüyorum. Çünkü sınavları hafifletmeyecekler ya da işte ne bileyim kolaylaştırmayacaklar. Yaptıkları eğitime göre kolaylaşmayacak yani. Sadece kolaylaşmasını bekliyorum ama olmayacak yani, bunu da biliyorum. Peki eğitim öğretim sence yüz yüze mi devam etmeli yoksa gene çevrimiçi ortamda mı yapılmalı? Ya yüz yüze yapılacaksa hani böyle üstüne koyarak yapılmalı diye düşünüyorum. Eğer uzaktan olacaksa da kolaylaştırılarak devam edilmesini düşünüyorum. Peki şu an okula yönelik nasıl bir hazırlığın var? Gerek malzeme tedarikinde olsun, gerekse ders çalışmalarında olsun. Buna yönelik ne gibi hazırlıkların var şu an? Valla 9. ve 10. sınıflarda okula gittim ben. O zamana göre çok böyle hiç heyecanım ya da şeyim yok. Hiçbir şekilde de okul hazırlığı yapmıyorum zaten. Hani ne bileyim böyle bir heyecan falan hiçbir şey yok. Öyle ders çalışma bağımında olsun. İşte normal lise sona hazırlanan bir öğrenciyim şu an. Pek bir şey beklemiyorum yani. Zorunlu aşı bence bilmiyorum. Hani saçmalık gibi geldi. Hani insanın özgür olması gerektiğini düşünüyorum. Ve haftada sanırım 2 kez PCR testi olacakmış. Ama hani sürekli hastaneye gidebilecek durumu olduğunu düşünmüyorum insanların. Ve hani bunu da düzene bindirmenin zor olacağını düşünüyorum. Biraz özgür bırakılmalı bence. Madem hani en başta bu kadar özgürdü, neden sonradan bu kadar şey oldu? Yani sıkı tutuldu. Peki son bir soru soracağım. Yüz yüze eğitime geçildiği takdirde sence yüz yüze eğitim devam eder mi yoksa bir süre sonra vakaların artışından dolayı kapanabilir mi? Bunun hakkındaki düşüncelerin neler? İlk önce bence açık tutmaya uzun bir süre dayanacaklar. Yani öyle düşünüyorum. Kapatmamaya uğraşacaklar ama en sonunda bir şekilde de kapanacaktır bence. Hani bu şekilde devam etmez. Çünkü hani şöyle söyleyeyim, ilkokullar olsun. Mesela kardeşim ilkokula gidiyor. Çocuğun hiçbir şekilde temeli yok. Yani okumayı çok zor öğrendi, yazmayı çok zor öğrendi. Hani çocuğun düşününce 12 sene bir kaybı oluyor. Hani en temelden kaybı var çünkü. Bilmiyorum ya, kolay düzeltilebilecek bir şey olduğunu da düşünmüyorum. Bence kapanır yani.